Mutlu günler efendim. Haftanın ikinci üç gününde spordaki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Ben Seten Aycan Kat, stüdyo konuğumuz Sezgin Gelmez olacak. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Sizi ağırlamaktan dolayı çok büyük mutluluk yaşıyoruz. Şimdi bu akşam e, Trendyol Süper Lig'in üçüncü hafta ertelenen maçı oynanacak. Galatasaray evinde Park'ta Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Maça dair öngörülerinizi merak etmiyor değiliz. Ardından kadroyu konuşacağız 11'e. Öngörüler e, Galatasaray 4 maç, 4 galibiyet. Ligin şu anda puan kaybetmeyen tek takımı. 12 puana sahip. Maçı kazandığı takdirde Cumartesi günü Kadıköy'e lider olarak gidecek. Fenerbahçe'de en yakın takipçisi olacak. O yüzden önem taşıyor. Şu an bir maç eksiği var evet. Bir maç eksi kazandığı takdirde 5'te 5 yapmış oluyor ki 5'te 5 yapması demek çoğu rekorunda egale edilmesi demek. Örneğin hiçbir Fatih Hoca dışında hiçbir Türk teknik adam ilk 5 maçta 5 galibiyet yapamadı. Okan Hoca bu akşam kazandığı takdirde Fatih Hoca'nın bir rekorunu egale etmiş olacak. Kadroya bakacağız. Eksikler var. Maçta oynayamayacak olan oyuncular oynayamayacak var çünkü erteleme var. maçı olduğu için biraz sonra gerçi ekranlara getireceğiz, izleyicilerimizle paylaşacağız. Üçüncü hafta takıma dahil olmayan, sonradan e, takıma gelen oyuncular bu akşam karşılaşmada maalesef yer yerini alamayacak. E, şimdi isterseniz 11'i ekrana getirelim mi, değerlendirelim muhtemel, mi? muhtemel, muhtemel 11'i ekrana getirelim, ki. üzerine konuşacağız. Mecburi de değişiklikler birlikte. var burada. oynaması gündemde. Ee, evet, bizim de muhtemel 11'imiz de var zaten. Kalede Muslera, Savunma Hattı'nda Kaan, Davinson, Sanchez, Abdülkelim, Ye Yelerd, ee, Orta Alanda Toreyra, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus ve ileride de Batu görev almasını bekliyoruz evet. biz Ekol TV ailesi olarak. Icardi'nin olmamasından evet. dolayı sakatlığından o simen dolayı Osimen sonradan dahil olmuştu. Bugün bugün mecburen Osimen de yok. Okan Hoca Batşaya 11'de görev verecek. Eee maçın hakemi Cihan Aydın. bunu belirtmek gerekiyor hemen. Cem Papilla var, var hakem oldu ki çok tecrübeli bir hakem. Yıllardır bildiğimiz bir hakem. O da var, vardı. da Galatasaray'ın yani çok da bir baktığımız zaman çok büyük bir eksi yok buna karşılık Gaziantep sporunda. Ee, üçüncü hafta karşılaşması olması nedeniyle oynatamadığı oyuncular, oyuncular. var. Bu maçta oynayamayacak oyuncular var. Ee, i̇lginç notlardan biri Selçuk İnan Galatasaray'ın eski futbolcusu bugün Bu arada Çağdaş Altay var hakemi. Onun da e, bir kez altın çizelim düzeltmemizi yaptık. Düzeltiyorum, düzeltiyorum. Evet. evet. Ee, Galatasaray, Selçuk İnan dedik Galatasaray'a karşı, Okan Hoca'ya karşı ikinci ikinci mücadelesi olacak bu. İlk karşılaşmasında yenilmiş, Okan Hoca'ya karşı muhalifiyet almış. Onun da kendini göstermesi için Gaziantep sporun başında başarılı olabilmesi için önemli. Gaziantep için önemli şu, onların da 3 maçı var şu anda. Sadece bir galibiyet aldılar, Bodrum deplasmanında kazandılar. Diğer iki karşılaşmalarında kaybettiler. 3 puanlı bir takım puan ya da puanlar alacağı puan ya da puanlar burada çok çok önemli. Peki şimdi oynayamayan oyuncular demiştiniz biraz önce Sezgin Gelmez. Gaziantep Futbol Kulübü'nden ve Galatasaray'da takıma sonradan dahil olan oyuncular vardı transfer döneminde. Üçüncü haftanın sonrasında takıma dahil olan oyuncular vardı. İşte böyle ekrana getiriyoruz Galatasaray'da Osimen. E, Salahi ve Jakobs e, bu akşamki karşılaşmada 3 hafta erteleme karşılaşmasında oynayamayacak. Evet. Gaziantep'te daha çok eksik var. Aslında baktığım zaman Okereke çok e, önemli bir golcü. Yani Gaziantep onun eksikliğini çok hissedecek. Halil Dervişoğlu için ilginç bir mücadele olabilirdi oynasaydı. Çünkü Galatasaray'ın eski oyuncusu e, Gaziantep Spor'a gitti. Ondan da Gaziantep'in e, beklentileri çok fazla. Yine Endiaya baktığımız zaman o da Galatasaray forması giymiş bir oyuncu. Yani işte bir şanssızlık ya da şans diyelim Galatasaray için. Onların bu akşam oynayamayacak olması. Aslında Galatasaray için bana göre bu akşam en büyük risk Cumartesi günkü Fenerbahçe maçı. Yani futbolcular teknik yeter. ne kadar bizim için biz maç maç gidiyoruz. Bizim için bu maç önemli dese de Kafalarda Cumartesi günü Fenerbahçe Tabii karşılaşması olacak. Oraya daha güçlü yani Fenerbahçe'ye konuk olacak bir Galatasaray'dan, derbiye çıkacak bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Bir maç eksiğiyle şu an için Fenerbahçe'nin hemen altında yerini almış ama bu maçı kazanması halinde derbiye de daha güçlü bir şekilde deplasmana gidecektir. Tabii ki ama kafada şu da var yani bu maçtaki bir sakatlık, bir kart cezası, bir kart görmek, Cumartesi günü oynayamayacak olmanın Tedirginliği de takım üzerinde olabilir. Ama her zaman şu önemli, e, Rams Park'ta ilk dakikalarda gelecek gol takımı oldukça rahatlatacaktır. E, golün geç gelmesi halinde ise Gaziantep'in maça ben e, direnç göstereceğini düşünüyorum. E, Galatasaray 4 maç kazandı dedik. Bunlarda ilginç bir nokta da Galatasaray'ın son 2 maçını 5 gol atarak kazanması. Yani 2 maçta rakip pilelere 10 gol gönderdi Galatasaray. Golcu golcü bir hüviyete sahip. Bugün de yine dediğim gibi ilk dakikalarda e, skoru belirlemeye, maçı çözmeye çalışacaktır Galatasaray. Peki şimdi bir de UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı ilk hafta maçları başlayacak. Hemen fix sürü bu akşam oynanacak maçları ekranlara getirelim mi? Sizin de öngörünüzü merak etmiyor değilim. Young Boys Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Juventus da PSV ile karşılaşacak. Bu iki maç 19.45'te başlayacak. 22'de başlayacak. Dört karşılaşma var. Real Madrid, Stuttgart, Milan, Liverpool, Sporting, Lille, Bayern Münih de Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. E, Şimdi aynı saatlerde oynanacak maçlar konusunda sıkıntı yaşamıyor değil futbol severler. Bir o kanal, tabii, bir o kanal. Tabii. E, biraz takibi zor olacak ama e, sizin önceliğiniz hangi karşılaşma olacak? Hangisi daha heyecanlı olur? <laughs> ben sol üst baştaki takımı gördüğümde benim canım yanıyordu oraya evet. gördüğümde. Yani bugün Galatasaray-Gaziantep diye, bugün Galatasaray-Aston Villa maçını izleyebilirdik biz. Gerçekten büyük bir şanssızlık. O Young Boys orada göründüğü müddetçe de hem Galatasaraylılar hem Türk spor içi, içi, içi hayli yanıyor. Tabii ki dikkatli olacak ama içi hayli yanacak. Yani o kaçırılacak bir fırsat değildi. Ee, hepsi güzel maçlar. Ee, gerçekten mücadeleci maçlar. Ben bir maça dikkat çekeyim. Belki burada hani e, belki de gülenler olacak. Bayern Münih, Dinamo Zagreb. Ben Dinamo Zagreb'i e hazırlık maçında Fenerbahçe karşısında izledim Avusturya'da. Ee, çok dinamik bir takım. Tabii ki hazırlık maçı son dakikalarda gelen bir golle Fenerbahçe'yi yenmişler de ee, yanılmıyorsam Gattuso teknik direktörü ee, çok hırslı, çok genç, çok dinamik bir ekip. Hani belki Bayern Münih değil de Başka bir rakip olsaydı bu akşam ben onların çok başarılı olmasını isterdim. Ama yine de zamanım olursa ki maç bittikten sonra çok az zamanımız kalacak bizim bu akşam. Ben Bayern Münih Dinamo Zagreb maçını hani Bayern Münih açısından değil biraz da Dinamo Zagreb açısından izlemeyi çok isterdim bu akşam. Bana göre o 12 takım içinde büyüteç altına alacağım takım benim Dinamo Zagreb olur bu akşam. Peki size çok teşekkür ediyoruz. E, tabii bu arada formatla ilgili de biraz sonra haberi ekranlara getireceğiz ama onunla da ilgili bir iki cümle almak isteriz. Çünkü format değişikliğine gidildi. E, i̇ki ay öncesine açıklanmıştı zaten formatla değişikliğe gidileceği. 32 takımlı e, grup sisteminden 36 takımlı lig sistemine geçiş yapıldı. Evet. Çok kısa da ilgili bilgi almak isterim. Ya şunu söyleyebilirim Setanay orada. Yani e, Avrupa sürekli e, futbolu yenilemek için bir değişikliklere gidiyor ama insanlar ona ne kadar ayak uydurabilecek, ne kadar benimseyecek. örneğin UEFA Avrupa Ligi'ne baktığımızda daha halen çözülebilmiş değil. 8 takım çıkıyor, 8 takım eleniyor. Öbürü 16 playoff oynuyor. Yani hani kalıcı bir şey olsa... Kafalar karışmayacak, daha net olacak. Kalıcı bir şey olsa tamam ama ya yani insanlar buna biraz alıştığı zaman bir sene sonra, iki sene sonra Yeni göreceğiz. Yeniden değişecek, yeniden kafa karışacak. Ya futbol üzerinde bu kadar oynanacak bir şey değil. Basit bir oyun futbol. Sahada oynamak. Ben bence, sahada kalmak lazım. Bence çok dokunulmamalı. E, son bir not daha vereyim. Bugün gene tabii ki Rams, Rams fark e, dolacak. İstanbul bu saatlerde biraz sıkıntılı yağmur gözüküyor ama akşam e, gelecek olanlar rahat rahat maça gelsinler diyorum. Ben çünkü yağış beklenmiyor. Bir de meteorolojik bilgiyle sözü sana bırakıyorum. Her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür Sezgin ediyorum. Gelmez.